Evet arkadaşlar, tek yönlü doğrusal bağrı liste ile ilgili anlatacaklarımızı tamamladık. Ancak şu main kısmını bir düzenlemedik. Bir switch case yapısıyla bu kısmı düzenlemek istiyorum. Şurayı temizleyeyim. Şimdi yukarıdan aşağıya bir göstereyim arkadaşlar. En yukarıya çıktım. Bir not yapımız var. Bir liste yapımız var. Daha sonra arkadaşlar burada fonksiyonlarımız var. Insert front'la başa ekleme yapıyorduk. Insert ile araya ekleme yapıyorduk. Tabii şurada insert back de var, sona ekleme. Şöyle yavaşça iniyorum arkadaşlar. Print ile ekrana yazdırıyoruz. Front'la en baştaki değeri görüyoruz. Back ile en sondaki değeri görüyoruz. Pop front'la listenin en başındaki değeri siliyoruz. Pop back ile de sondaki düğümü siliyorduk arkadaşlar. Erase metoduyla da kullanıcıdan aldığımız değeri siliyorduk. Tabii aradan silme olarak bunu oluşturmuştuk. Aradan silme fonksiyonumuz. Ve en son bunu yapmıştık. Main kısmında da test etmiştik. Şimdi main kısmında ben bir switch case yapısı oluşturarak kullanıcıdan hangi işlemi yapmak istediğini sormak istiyorum arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bir integer seçim diye bir kullanıcıdan sayı alalım. Daha sonra siyah bir ekle olsun. Ya hatta tüm fonksiyonları test edelim. Başa ekle olsun. Önce bir endline diyeyim arkadaşlar. Şunu kopyalayayım arkadaşlar. Endline'e gerekli olan ikinci şey de başa ekle. Sona ekle diyelim. Şunu tekrar kopyalayayım. Şöyle 3-4 tane. Başa ekle, sona ekle. Sonra üçüncü araya ekle vardı arkadaşlar. Araya ekle. Şimdi silme işlemine geçelim. 4 baştan sil. Beşincimiz sondan sil olsun. Altıncımız aradan sil olsun arkadaşlar. Oluşturduğumuz fonksiyonları böyle switch case yapısıyla bir test edelim. Aradan sil. Tamam. Şimdi kullanıcıdan değer alalım arkadaşlar. Seçimimiz diyelim ve seçim değişkenine alalım. Şuradaki oluşturduğumuz değişkene. Daha sonra bir switch case yapısı oluşturalım arkadaşlar. Seçime göre case 1 ise ne yapıyor ki case 1? Şurada hemen nasıl değişken oluşturduysa list yapımızdan bir liste oluşturalım arkadaşlar. Hatta list yapısından LST diyeyim arkadaşlar. List olsun. Case 1'de LST'nin içindeki neyi çalıştırsın? Başa ekle. Evet, başa ekle fonksiyonumuzu bulalım arkadaşlar. Insert front. Başa ekleyecek bu. Daha sonra bir ekle bundan çıkalım arkadaşlar. Hemen bunu kopyalayayım şöyle. Case 2'miz sona ekleyecek. O yüzden insert back diyelim. Tamam. Case 3'ümüz araya ekle. Direkt insert de onun fonksiyonu. Hemen yapıştırıyorum. Case 4'ümüz arkadaşlar 4 baştan silmiş. Hemen şurada pop front'tu. Tamam. 6.'ya 5. seçeneğimize bakalım. 5. seçeneğimiz sondan sil. Pop pop bekti arkadaşlar. Sondan sil. 6. case'imizde aradan sil. Erase yani. Onu da şöyle ekleyelim. Eğer hatalı bir seçim olursa tabi bunların devamına bir de hep printf diyerek ekranda görelim arkadaşlar. Şöyle yapalım. Hepsinin şuraya listenin printinde çağıracağım arkadaşlar. Her işlemden sonra ekrana yazdırsın. Çıkış için de şöyle bir
şey yapalım. Bir de default yapalım arkadaşlar. Yahut hatalı seçimi yaptınız diyelim. Daha sonra çıkış içinde sıfıra bassın arkadaşlar. Case sıfıra bastıysa return 0 diyelim arkadaşlar. Programı sonlandıralım yani. Şuraya da onu da ekleyeyim arkadaşlar. 0 çıkış. Tamam arkadaşlar, bir switch case yapısıyla bu oluşturduğumuz fonksiyonları, temel fonksiyonları bir test edelim. F11'e basıyorum. Insert front. Başa ekle fonksiyonunu çağırıyorduk. Burada iyi hata verdi arkadaşlar. Liste yapısının içerisindeki front. Bir bakayım. Fonksiyon value değeri istiyor. Insert float value değeri istiyor arkadaşlar. Biz o değerleri de kullanıcıdan alalım arkadaşlar. Şuraya geldim. Önce insert float şuraya seçiminizi yapından sonra eğer ekleme seçimini yaptıysa şurada case 1'i yaptıysa önce şurada integer data diyeyim arkadaşlar. Ya da value diyelim arkadaşlar. Buraya. Şimdi buraya gelelim. Şurada case 1'i çalıştırdığı zaman ilk işimiz cout sayı diyelim. Sayı value değerimizi alalım arkadaşlar. Bu value değeri buraya eklememiz gerekiyor. Aynı şekilde bunu şunu kopyalayıp sona ekleme yapmak isterse de aynı yapalım. Araya eklemek isterse de aynı yapalım. Bu pop-back'te zaten silme işlemini de sormayacak. Tekrar F11'e basıyorum arkadaşlar. Pop-back burada niye durdu? Pop-back. Pop-back'e bakalım arkadaşlar. Ha, bu tamammış. Erase'e bakalım. Case 1 kalmış. Bu 6 olacaktı arkadaşlar. 6 aradan sil. Tamam. Şimdi tekrar F11'e bastım arkadaşlar. Evet. Başa ekle, sona ekle, sona ekle. Şu şey kalmış arkadaşlar. Burada neydi? 1 başa ekle, 2 sona ekle, 3 araya ekleydi. Şu fazla olmuş arkadaşlar. Tamam. Başa, sona, araya, baştan, sondan, aradan, önde. Şimdi F11'e basıyorum tekrar. Başa ekle, sona ekle, araya ekle, baştan sil, sondan sil, aradan sil. Çıkış. Tabi burada şöyle bir şey var arkadaşlar. 1'e basayım. 10 dedim. Onu gördük ama ben bunu sonsuz döngü içerisine eklemek istiyorum arkadaşlar. Şurada bir sonsuz döngü oluşturalım. While 1 diyelim arkadaşlar. Ya da true değil. Fark etmez. Şu while'ın içerisine tüm şunları taşıyacağım arkadaşlar. Şöyle taşıdım. Şimdi F11'e basayım. Başa ekle, sona ekle. Başa ekleyelim arkadaşlar. 1'e bastım. 10 dedim. 10'u ekledik gördüğünüz gibi. Başımızda, sonumuzda zaten bir sayı. 1 diyelim. 5 ekledim. Gördüğünüz gibi 5 öne eklendi. Tekrar 1 diyorum. 3'ü ekliyorum. Gördüğünüz gibi 3 başa eklendi. İkinci seçeneğimize geçelim. 2 ne yapıyor? Sona ekliyor. Onun devamına 20 ekleyelim. 20 dedim. Enter'ladım. Gördüğünüz gibi 20'yi ekledi. Bir tane daha ekleyelim. 30 dedim. 30'u da ekledi gördüğünüz gibi. Şimdi araya ekle. 3'e basıyorum, araya ekle. Sayı, ekleyeceğimiz sayı arkadaşlar 25 olsun. Hangi sayıdan önce? 30'dan önce olsun. Enter'ladım. Gördüğünüz gibi 20 ile 30'un arasına 25'i ekledik. Bir tane daha ekleyelim. Ekleyeceğimiz sayı 15 olsun.
Hangi sayıdan önce olsun? 20'den önce enterladım. Gördüğünüz gibi 10 ile 20'nin arasına 15'i ekledik. Şimdi baştan sil var. Başta hangi sayımız var? 3. Onu silelim. 4'e bastım, enterladım. Baştaki 3 silindi gördüğünüz gibi. 5'i de silelim. Tekrar 4'e bastım, enterladım. Gördüğünüz gibi en baştaki sayı silindi. En sonda 30 var. Onu silelim. Ne yapalım? Sondan sil. 5 yani. 5'e basıyorum. 30 silindi gördüğünüz gibi. 25'i de silelim. 5'e bastım, enterladım. 25 de silindi gördüğünüz gibi. Son fonksiyonumuz aradan sil var. Onu da uygulayalım. 6'ya bastım. Silmek istediğiniz düğümün değeri. Arada şu an 15 var. Onu silelim isterseniz. 15. Silmek istediğiniz 15 eleman silindi dedi. Burada silme işleminden sonra print fonksiyonunu çalıştırmadığımız için sonucu göremedik. Oraya da ekleyelim. Şurada print ekliymiş ama burada bir hata mı oldu acaba? 6'dan sonra bir daha bir test edeyim arkadaşlar. 1 diyorum 10, 2 diyorum 20, 2 diyorum 30. Eklediğim sayılar bunlar. Şimdi 20'yi silelim. 6'ya basıyorum arkadaşlar. Silmek istediğiniz düğümün değeri 20 dedim. Enterladım. Şu an 20'yi sildi gördüğünüz gibi. Onu silelim. Aradan silmek için 6'ya bastım. Artık onu da silebiliriz. Yani eriyiz metodunun özelliği baştaki ve sondaki eleman da silebiliyor. Zaten tek eleman kaldı 30. Onu da silelim. 6'ya bastım. 30 dedim. Enterladım. Liste boştur. Yazdırılacak data yoktur dedi. Hızlıca bir tane, bir iki tane de ekleyelim. 1 dedim 10. 2 dedim 20. 1 dedim 5. 2 dedim 30. Hatta 3 dedim. Bir de araya ekleyelim. 15, 20'den önce ekle. Tamam. Sayılarımız bunlar. Şimdi aradan sili tekrar bir test etmek istiyorum. 6'ya bastım. 20'yi sil dedim. Gördüğünüz gibi 20 silindi. 6'ya bastım. 15'i sil dedim. Gördüğünüz gibi 15 yok. 6'ya bastım. 30'u sil dedim. Gördüğünüz gibi 30 yok. 6'ya bastım. 10'u sil dedim. 10 yok. 6'ya bastım. 5'i sil dedim. Liste boştur dedim. 0'a bastım. Program sonlandı arkadaşlar. Programımız bu kadar arkadaşlar. Biz baştan sona tek yönlü doğrusal bağlı listeyi işledik arkadaşlar. Ekleme, silme, listeleme yapmamız gereken tüm fonksiyonları gerçekleştirdik sayılır. Ben hızlıca anlatıp videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Tek yönlü doğrusal bağlı listenin mantığını şurada görsel olarak anlattık arkadaşlar. İlk düğümümüze root dedik. Son düğümümüzün özelliği de null'u göstermesiydi. Şimdi başta bir düğüm yapımız var, node yapımız. Bu düğümden listeye eklemeler yaptık arkadaşlar. Liste yapımız yani sınıfımız bu şekilde başlıyor. Şu front, şunları açtım arkadaşlar. Şunu da açayım. İçeriğini görün. Yani baştan sona kodları gösteriyorum arkadaşlar. Bugüne kadar işlediğimiz derslerin kodları tamamen bu şekilde. Main'in içerisinde de artık bir list yapısında bir nesne oluşturduk. While döngüsüyle listeye istediğimiz kadar ekleme, silme işlemini gerçekleştirdik arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar.